Evet arkadaşlar, şu anda Hasankeyf'teyiz. Biliyorsunuz burası çok önemli bir tarihi bölge. Çok eskilere dayanan bir antik kent. Yavaş yavaş buradaki mimariler taşınıyor. Çünkü birazdan daha yaklaşarak göstereceğim yer tamamen sular altında kalacak. Suyun seviyesinin minarenin üzerlerine yaklaşık olarak çıkacağı düşünülüyor. Çok üzücü tabii baktığınız zaman. Biraz daha yakınlaştıracağım. Şimdi sizi merdivenlerden inmeye çalışıyorum. Bakın burası tamamen sular altında kalacak. Söylentilere göre şu şekilde bir manzara oluşacakmış. Hani geldiğiniz için şanslısınız. Şu an burada son demlerini yaşıyoruz. Sizler de son gelen ziyaretçilersiniz efendim. Şimdi akmakta olan nehir Dicle Nehri oluyor. Dişi nehir diye tabir ettiğimiz bir nehirdir. Şimdi dişi olmasının sebebi yavaş bir şekilde, sakin bir şekilde narin narin akmaktadır. Günümüzde de bayan ismidir. Doğurgan bir sudur, kolları çoktur. Bir de Fırat Nehri var, o da erkek oluyor. O da dümdüz, sert ve örçün bir şekilde artıyor. Zaten günümüzde de erkek ismidir. İkisi aynı topraklar içerisinde doğmakta. Yalnız birbirlerine karışmadan Basra Körfezi yakınlarında çiftleşmektedir. O şekilde Şatul Arap oluşuyor. Arapların suyu anlamına geliyor. Tabi aynı zamanda Mezopotamya'da oluşuyor. İnsanların ilk yerleşik hayata geçtiği yerler. Yani insanlar toplu yaşamı bu iki nehir altında... Arkadaşlar yeni açanlar için söylüyorum, Hasankeyf'teyiz. Bu bölge tamamen sular altında kalacak. Biz belki de izleyecek olan son birkaç gruptan biriyiz bu halini. Çok üzücü. Birçok yere gittiğiniz zaman Roma Bizans kalıntılarına rastlayabilirsiniz. Ama birçok medeniyetin aynı anda aynı izlerine rastlanması mümkün değil. O da Dicle ile Fırat adresi. Şimdi Hasankeyf ve civarında yaklaşık 350 tane cami var ama 2 tane minarelerimiz var. Bunların hikayesini sizlere tahmin edeceğim. Bir de başta şu yapıyı tanıtmak istiyorum sizlere. Zeynel Bey türbesi yapı Türkiye'de. Bu türbe taşındı diye biliyorum. Ramazan ayında bu türbe taşınan değil mi? Tekerlekli evet. Bir raylı cihazla 7 saat içerisinde 2 kilometre yukarı. Evet, bu türbeyi taşıdılar. Bunun en büyük özelliği dıştan silindirik, içten ise sekizgen olması. Sekizgen zaten sonsuzluğu simgeliyor. Çift kubbe özelliğine sahiptir. Yağmur kar yağdığı zaman alttan sıntı yaparsa da alttakinden yapmasın diye. Çinlilerin üzerinde ise Allah, Muhammed, Ali, Ahmet yazıları yazılmakta. Çini turkuaz motiflerle çok dikkat çekmektedir. Türkiye'de tektir. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu için yapılmış anıtsal bir mezardır. İranlı 4 tane mimar tarafından 1462 ile 1482 yılları arasında Erzincan yakınlarında Otlu Bey Savaşı oluyor. Zeynel Bey 19 yaşında orada feci bir şekilde yaralanıyor. O dönemler Hasankeyf'e Akkoyunlular hakim ve buraya getiriliyor. Burada ölüyor. Babası tarafından unutulmasın, anılsın diye bir külliyenin medresenin içerisinde yapılıyor. Külliye ile medrese kalıntılarını taşıyamadıkları için buradan devam edecek gibi galiba. Sol tarafa dikkat edersiniz. İlçeyi çıktıktan sonra görürsünüz külbeyi zaten sol tarafta. Külliye ile medrese kalıntılarını taşıyamadıkları için aynısı yapacak. Evet, bu mimarilerden bir kısmı taşındı, bir kısmı aynısı yapıldı. Ama tabii burası bir çok eski, insanlık tarihi için çok eski bir yerleşim bölgesi. Aynısını yapmak yani bir kurtuluş mu bilmiyorum. Burada yok olan bir sürü anı. Bu baraj nedeniyle yani GAP projesinin parçalarından biri. Biliyorsunuz daha önce de suların altında kalan yer oldu. Bu da onlardan biri olacak. Bulunduğu coğrafya, bulunduğu konum nedeniyle.
hizmet adamı için halt ne derse onlar dediler. Halt da diyor ki ya sanki Tepe cami var ama minare. Dün de Halfeti'yi gezdik. Yine sular altında kalan oranın da videosunu daha sonra paylaşacağım. Canlı yayın orada başarılı olamadı. Çekmedi, sinyal alamadım. O yüzden paylaşamadım. Yani hüzünlü geziler tabii bunlar bir anlamda. Ben de önce bitiremez gibisinden akşama kadar çalışıp bırakıyorum. Bir de tek yolu yapıyor. Epey bir zaman araya girdikten sonra Çırak minaresini bitiriyor. Saygısından dolayı açılışına ilk başta ustaşı davet ediyor. Usta da şerefe kısmına varmış. Gerçekten Çırak'ın beni yendi diyor ve benimden hançeri alıp Çırak'ı kovalamaya başlıyor. İlk yoldan Çırak kurtuluşu tabii minaresini arıyor. İlk yoldan yukarı çıkıyor. Usta ise ben bunu yukarıda tıstırırım gibisine, o da onu takip ediyor. Çırak onun geldiğini fark edince ikinci yoldan aşağı iniyor. Tabi usta yukarı çıkınca Çırak aşağıda olmuş oluyor. Sağına sonuna bakıyor, aşağı bakıyor aşağıda. Çırak sen nasıl yapıyor? Sen çıkarken ben iniyordum işte aramızdaki farkı. Sen de bunu kabullenemiyorsun. Tabi yılların ustası da olduğu için anlıyor çift yolu olduğunu ve gururuna edilemeyip atlıyor ölüyor. Bu şekilde boynuz kulağı buradan geçiyor. Saydamda da buradan sesleniyor. Bakın değerli misafirler, Çırak'ın dediğim gibi el rızık camisi deniyor, rızık veren Allah anlamında. Eski olarak günümüze gelen bir minaredir, bir de giriş kapısıdır. Giriş kapısının üzerinde Esma-ül Hüsna var, Allah'ın 99 ismi. El rızık da Allah'ın 99 isimlerinden bir tanesidir. Rızık veren Allah anlamında. Kelibar, kelibar, kelibar. Hem Türkiye'nin hem İslam aleminin hem eski çift yolu. Bunlar konuşan çocuk, bu gençler buranın, halkın rehberleri. Bu çok önemli. Onlar çünkü yaşıyorlar burada. Olaylara birebir tanık oluyorlar. Onun için geldiğimiz turların rehberlerinden çok onları dinlemek çok daha gerçekçi hikayelerini dinlemiş oluyoruz. Yani burada birebir her gün bu olayın içinde başından sonuna tanık olarak yaşadıkları için onları dinlemek çok önemli. Biz de öyle yapıyoruz şimdi. Burada yaşayan bir genç anlatıyor olayları. Yüz tarafında ise cennetin yedi kapısı. Sekizinci kapısı ise Hasan Kirli'de Mahkeme'nin yaşını söyleyeceğim. İnşallah biz orada bir geçelim. Bakın tam tepelerde de neyle burası UNESCO'ya başvurulabilirdi. Şartlarının 10'da 9'unu da üstelik oluşturuyordu ama koruma amaçlı ama Türkiye istemedi çünkü Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan nehrin yapılması gerekiyor, barajın yapılması gerekiyor. Baraj yapılınca da ister istemez bazı bölgeler sular altında kalıyor. Engellenemiyor. Yani çok mesela duvarlar örülmüş karşıda. Bakın görebiliyorsanız. Büyüterek gösteriyorum. Ustanın yaptığı da çok büyük bir şaheserdir. Anadolu'dan üniversite. Ama belli bölgeye kadar koruyabiliyor. Şu an bakın karşıda dozer çalışıyor. Altında çok eski medeniyetlere ait kalıntılar. Şu ana kadar hiçbir şekilde dokunulmuş. Yani biraz paradoksal. Yani hem Türkiye'nin ihtiyacı karşılanması için bu barajın yapılması lazım. Bir taraftan da bir yerlerin yok olması lazım. Dün Halfeti'deki gibi işte su oraya bir yeni bir turizm canlanmasına neden oluyor. İşte balıkçılık başlıyor, turizm sektörü canlanıyor. Ama bir sürü halk da oradan gitmek zorunda kalıyor. Evleri sular altında kalıyor filan böyle aslında ironik baktığınız zaman. Yani bir şey doğarken, bir şey ölürken bir şey doğuyor filan. Böyle hayatın bir karmaşası. Şimdi bu iki nehir üzerine o kadar ki çok barajlar yapılıyor. Dünyanın dengesiyle oynuyorlar. Gelecek nesilleri çok büyük felaketler bekliyor. Arka tarafımızda Raman Dağları yer alıyor. Bizim evler de Raman Dağı'nın eteklerinde. Raman Dağları meşhurdur. Türkiye'de petrol ilk çıktığı dağlardır. Hatta Türkiye'nin en çok petrol üreten dağlarıdır. Karşı tarafımızda da Midyat Dağları. Ve buralar komple istimlak edildi. Çok düşük bedel geldi. Öbür tarafta da yüksek miktarda ev satıyorlar. Bakın elimde görmüş olduğunuz broşürler gezip göremediğiniz bütün yerler içinde. Fiyatı da 10 seneden beri 10 liradır. Size Hasankirt'ten alabileceğiniz Çin malı olmayan tek şey size de küçük resim. Almak istemeyen var mı? O zaman herkese veriyorum. Gel ha. Tatlı çocuklar. Evet.
Evet, şimdilik yayınımı bitiriyorum. Belki bizden sonra birkaç grup daha sular altında kalmadan bu halini görebilir. Ama maalesef bunlar son görüntüler. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.